Senden kurtuluş yok mu? Hayır, yok. Ay, evin bu halini hiç sevmem. Çok acıklı gelir. Ben farkında değilim. Belli. Ne yiyip içiyorsun Allah aşkına burada? Meydandaki esnaf lokantası bu mevsimde açık. Yani buraya yerleştin, sen dönmeye de niyetin yok. Zaten yakında toptan dönüyorum ya. Of, iyi bir de söylüyorsun. Hem günlerin sayılı hem de kendini bizden mahrum ediyorsun. Anneme kızdın, cezasını biz çekiyoruz abi. Tamam, haklısın. Annem sahiden hata etmiş. Ama biz niye cezalandırılıyoruz? Sizi cezalandırmak istemedim. Sadece yalnız kalmak istedim. Ay, bu da ayrı münakaşa konusu bence. Böyle inziva hallerini de hiç sevmem. Sen tam bir cadı oldun, biliyorsun değil mi? Ben burada yatarım. Burada mı kalacaksın? Evet, tabii burada kalacağım. Saçmalama Defne. Sen eve dönene kadar burada kalacağım abi. Akşam da o dediğin esnaf lokantasına gideriz. Sabah kahvaltımızı da çay bahçesinde yaparız. Ha, akşamüstü pastanede buluşuyoruz değil mi? Hı hı. Benim daha hediye almam lazım. Sen aldın mı? Aldım, aldım. Ya çok seveceğini düşündüğüm bir şey buldum galiba. Anne harcamış ya anne. Güzel bir resim yaparsın, bayılır. Resimden doğum günü hediyesi olur mu? Olur tabii. İleride harçlıklarını biriktir, istediğin hediyeyi alırsın. Tamam. Rüya, pastayı ben yaparım, süsü de sen yaparsın, olur mu? Senin de hediyen bu olur, kabul mü? Tamam. Tamam. Annen de eskiden böyle yapardı, biliyor musun? Hop, dur. Bugün vakit bulabilirsem Adnan Çoker'in sergisine gideceğim. Aa, kolajlara mı? Hı hı. Güzel. Hazır mısın? Hı hı. Hadi bakalım, gidiyoruz. Oba! Hadi. Defne, hadi kalk artık. Hadi uykucu, kalk. Hadi canım. Günaydın. Günaydın. Her tarafım tutulmuş abi. O kadar söyledik sana eve git diye ama. Hiç boşuna uğraşma, bu akşam yine geleceğim. Ay, gelemem. Bu akşam Işık'ın doğum günü var. Lütfen eve gel artık abi. Vallahi darılacağım artık, haberin olsun. Bana biraz müsaade et Defne. Merak etme, eve dönerim. Peki, tamam. Ben vapura geç kalacağım, hemen gideyim. Kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Hatırlasın.